ara. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar fark ettim ki çok uzun bir dönemdir YouTube'a video atmıyorum. Bu yüzden özür dilerim, bana Instagram'dan yazdınız, YouTube'dan yazdınız, artık nerede videolar, neden video atmıyorsunuz falan dediniz. Atmamaktan ziyade birazcık atamadım çünkü bildiğiniz üzere ben Amerika'da okuyordum ki Amerikan müfredatında Türkiye'nin müfredatına göre basit kaçıyor biraz. Türkiye'ye gelince böyle ben bir sarsılma, bir afallama yaşadım. O yüzden birazcık video çekmeyi bıraktım diyebilirim. Evet, bu videoyu asıl çekmemin nedeninden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İstediğim hayalimdeki üniversiteyi kazanmış olmam. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten başlıktan da büyük ihtimal görüyorsunuzdur. İtalya'da Politecnico di Torino, İtalya'nın en iyi ikinci teknik üniversitesini kazandım. Birinciye başvurmamıştım çünkü. Dünyada geçen yılki verilere göre dünyanın en iyi 41. üniversitesi olarak yer alıyor. Büyük ihtimal şu soruyu soruyorsunuzdur. Yani neden Amerika'ya gitmek yerine İtalya'yı tercih ettin? Arkadaşlar biraz ondan bahsedeyim. İtalya'yı tercih etmemin sebebi yani bir, üniversitenin çok iyi bir üniversite olması. Dünya üzerinde dereceye girmiş olması. İkincisi biraz döviz kurundan kaynaklanıyor. Çünkü Amerika'da bir devlet üniversitesi bile paralı olduğu için yani her üniversite paralı orada. Minimum 10.000 Euro'dan 15.000 Euro'dan başlıyor ve bu gideceğin üniversite yani seni bir şey yapmayacak, tamam mı? Mezun olduğun zaman pek bir yere gelemeyeceksin diye düşündüm ben. Ve baktığınız zaman 1 dolar da 18 TL olduğu için bu biraz zor dedim. Yani %100 bursa gidebilmek için SAT'den yüksek bir baya bir yüksek bir puan almanız gerekiyor ki yanlış hatırlamıyorsam ben SAT sınavına girdim. YouTube'da hatta kanalımda videolarını çekmiştim. 1210 almıştım. Yani 1000'in üstünde bir şey, onlu bir şeydi ama tam hatırlamıyorum ne aldım. Yalan olmasın. Dedim ki yani Amerika biraz zor. Yani benim başka bir şeylere bakmam gerekiyor dedim. Sonra İtalya karşıma geldi arkadaşlar. İtalya'yı biraz araştırdım böyle. Sizden zaten fazla istediği bir şey yok. Ama böyle çok fazla evrak gerektiği için zorluyor. Öğrencilerin çoğu yapamıyor. O yüzden danışmanlık şirketleri tutuyor. Ben de bir danışmanlık şirketi tuttum. Yani bu olayı birazcık daha basitleştirmeye çalıştım kendi tarafımca. Evet, çok fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmemin sebebi de buydu. Birazcık şunlardan bahsedeyim. Yani hangi sınavlar gerekiyor o üniversitede okumak için, Politecnico di Torino'da okumak için. İki tane sınav gerekiyor. Hatta biri sınav bile değil. Yani dil yeterlilik istiyor. Bu arada üniversitenin, ben bilgisayar mühendisliği seçeceğim için bilgisayar mühendisliği de İngilizce bir bölüm. Sizden bir İngilizce bir yeterlilik istiyor. Sanırım IELTS'de 5.5'tu. TOEFL'u tam hatırlamıyorum ama TOEFL'u da kabul ediyor. Yani sizin olmuş bir skorunuz varsa onu gönderebilirsiniz. Bir de arkadaşlar asıl gerçek sınav TILAE diye bir tane sınav var. TILAE sınavından bahsedeyim. 16 tane matematik sorusundan oluşuyor. 12 tane fizik, 5 tane comprehension, 5 tane logic, 6 tane basic technical knowledge'dan oluşuyor. Zor muydu, kolay mıydı diye soracak olursanız bence hiçbir şey kolay değil. Zordu. Yani daha önceki giden YouTuber'lara baktığım zaman oraya hepsi demiş ki sınav çok basit. Bir ay çalışmanızda yaparsınız falan ama bilmiyorum, belki benden kaynaklıdır. Yani sonuç olarak Amerika'ya gittim. Oranın müfredatı da birazcık basite kaçıyordu. Belki o yüzden birazcık afallamış olabilirim. Diğer bir ihtimal şundan olabilir diye düşünüyorum. Bu sene arkadaşlar sınav sistemi falan her şey değişti. Yani korona oldu, pandemi oldu. Geçen sene başladı bu. Normalde sınavı siz İtalya'da vermeniz gerekiyordu. Yüz yüze oluyordu. Ve çok fazla katılım olmadığı için bu sınav basit oluyordu. Sonra pandemi oldu. Bu sınav online'a taşındı. İlk yıl böyle üniversite aynı soruları sormaya devam etti ve bu sınav basit devam etti. İkinci sene sınav formatı değişti. Hem basic technical knowledge soruları eklendi hem içerikler zorlaştırıldı. Çünkü dünyanın her yerinden daha fazla katılım olduğu için dediler ki lan bizim o kadar yerimiz yok. Bizim bu sınavı zorlaştırmamız gerekiyor. Bana denk geldi. Sınav zorlaştı böyle. Baya zorlaştı. Türkiye'deki danışmanlık şirketimin verdiği bir kursu satın almıştım ve bu kursta sanırım 30 tane Türk öğrenci vardı. İlk sınavdan herkes kaldı çünkü gerçekten üniversite zor sormuştu. Yani herkesin kazanabileceği bir sınav değildi. Ama ikinci sınav dediler ki lan birinciden kimse geçemedi. Bu sefer de üniversite boş kalacak yani. İkinciyi basitleştirdiler arkadaşlar. Bir ay sonra bir daha sınava girdim. Bu sefer kazandım. İstediğiniz bölümü %100 kazanmanız için yani üniversite diyor ki size 100 üzerinden %60'ın üstüne bir puan alırsan sen istediğin bölümü sana garantiliyoruz diyor. Yani mesela bilgisayar mühendisliği mi istiyordun? Direkt oraya gidebilirsin. Veya yazılım mı istiyorsun? Otomotiv mi istiyorsun? Elektrik, elektronik mi istiyorsun? Direkt gidebiliyorsun. Bu arada mimarlık da var. İngilizce bölüm sadece bunlar var sanırım. Mimarlık var. Bilgisayar mühendisliği var. Otomotiv var. Elektrik, elektronik var. Birkaç tane bir şey daha var. Arada da tam hatırlamıyorum. İyice onu araştırayım, ona göre söyleyeyim size. %60 puanın üzerinde aldığınız zaman istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Geçen sene yine o
sınavın basit olduğu dönemde %30'un üstünde, yani sallasanız bile %30'un üzerinde aldığınız zaman istediğiniz bölüme değil ama ya tercih ettiğiniz, mesela 4 tane tercih yazdınız, tamam mı? 4'ünden birine sizi kesin gönderiyordu. Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz böyleydi. Avrupa Birliği vatandaşları için %50'nin üstünde alanları gönderiyorlardı. Yani sınav formatı bayağı değişti. Ama sınav şu anda normal düzeyinde seyrediyor ve önümüzde 2 tane daha sınav var. Biri Temmuz'un sanırım 14'ü, diğeri Temmuz'un 30'u. Bu işte gerçekten ilgilenmek isteyenler, Türkiye'de mezuna bırakmak isteyen arkadaşlar falan varsa bana Instagram'dan yazsınlar. Yani çünkü deadline'lar bitmek üzere. Ben onları yönlendireyim. İnşallah siz de gelirsiniz. Belki birlikte okuyabiliriz yani. Çünkü geçen sene ben Amerika'da video çekerken veya ondan önceki seneye gidelim, ben Amerika'ya gitmeyi zaten YouTuber'lardan öğrendim. Oraya böyle giden insanlara baktım. O bana bir motivasyon olmuştu. Dedim ki ben oraya gideceğim. Ben de videolarını çekeceğim. Oraya gidince videolar çekmeye başladım. Türkiye'deki bu sefer benim aracılığımla giden en az 5-6 tane öğrenci oldu. Bana teşekkür ettiler. Bu beni de bayağı mutlu yaptı. Şimdi bu sefer de İtalya'ya giderken YouTube kanallarına baktım. Onlar bana biraz motivasyon oldu. Bu sefer de İtalya'ya gidince ben YouTube'a devam edeceğim. İnşallah beni görüp de oraya gelenler olur tekrar. Bu çünkü beni gerçekten mutlu ediyor. Bu arada Türkiye'de bu 9 aylık süre içerisinde, video atmadığım süre içerisinde mezun oldum arkadaşlar. Arkadaşlarımla falan gezdim. Belki onun videolarını buraya falan koyarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu ben nasıl bitiriyordum gerçekten onu unuttum. Türkiye'de son 1,5 ayım kaldı arkadaşlar. Türkçeyim bu arada hala gelişmedi yani. Amerika'dan geldikten beri yine ben İngilizce şeylere, İngilizce sınavlara çalıştığım için Türkçe hala durdu böyle. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sevmişsinizdir. Yani geri dönüş videosu olarak görebilirsiniz. Bundan sonra düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Türkiye'de son 1,5 ayım kaldı. Benden çekmemi istediğiniz videolar falan varsa yazabilirsiniz. Bir tane oda videosu çekmek istiyorum. Onun dışında aklınızda gerçekten sorular varsa, yani bu işte ilgileniyorsanız bana dediğim gibi Instagram'da yazabilirsiniz. Çok konuştum yine. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye. Evet arkadaşlar, şu an markete geldik. Amerika'da yapamadığım şeyleri bu markette yapmak istiyorum. Gezdir bizi İsmet. Beni tanıtsana oğlum, hiç YouTube'da videom yok. Evet, bu arkadaş benim eski sınıf arkadaşım. Şimdi kendisi koleje geçti. Yarın balosu var. Hatemoğlu'ndan ona takım elbise ayarladık. Ben kendi balondaki takım elbiseyi bir geceliğine kiraladım. Lan çarpacaksın, yavaş ol. Bir geceliğine kiraladım. Lan oğlum bak çarpacaksın ha. $200 verdim. Ama arkadaş $200'a takım elbise aldı Türkiye'den. Salak çarpacaksın şimdi. Oğlum tamam artık, yavaş yap. Fazla gitme. Bardağı bulamadık ki biz, orada bardak alacağız. Abi git, biz git, bardağı bulamadık ya. Oğlum lan dön şuradan lan. Bir de diyor abi biz bardağı bulamadık. Bir tane çerez, çerez olsun mu? Aynen çerez adam. Bir aldık. Bir tane içecek aldık. Şimdi bardak alacağız. Birlikte parka oturup yiyeceğiz. Peki kardeşim, seni çok seviyorum. Biliyorsun. Şimdi bardaklar da ondan. O ödeyecek bardağı. Şimdi bardağını git seç. Vallahi Allah, oldu canım başka. Cipsi ben ödüyorum. Sen içecekle bardağı ödemen gerekiyor yani. Allah, Amerika'dan gelmiş para. Ya firi git hadi geç buraya. Lan oğlum mağaza kapanacak diyor. Allah Allah. Niye erken kapanıyor bu kadar? İşte dışarıdan alırız bardağı. Salak nereden alacağız dışarıdan? 25 kuruş burada 5 lira, buna mı verecek? Hayır, nereden alacağım bardak? Tekli satan bir yer var mı? Satılıyor marketlerde bak. Hangi markette var oğlum? Canım başka kardeşim, yok mu ya? Şimdi. Satılıyor diyorum canım, bebeğim. Şş, hadi bebeğim yürü gidiyoruz sepette. Güzel çıkıyor mu? Şöyle ben... Sen kendini çektiğini zannediyorum. Valla. Lan video da mı senin?